İngiltere'deki yağma, kundaklama ve şiddet olaylarının ardından yaz tatilinde olan parlamento bugün olağanüstü toplandı. Avam kamerasında konuşan Başbakan David Cameron, son günlerdeki olayların siyaset ya da protesto ile ilgili olmadığını söyleyerek çeteler protestoları bahane olarak kullandı. Gençlerin televizyon çalması ve dükkanları yakması hırsızlıktır dedi. Polise plastik mermi ve tazyikli su kullanımı konusunda yetki verildiğini hatırlatan Cameron, ordudan yardım alınması konusuna da değindi. Her türlü ihtimali değerlendirmek benim sorumluluğum. Buna polisin işini hafifletmek için ordunun sorumluluk alması dahil diyen Cameron, ancak askerleri kullanmanın şu anda gündemde olmadığını belirtti. Cameron ayrıca polise suça karıştığı şüphesi bulunan ve yüzlerini kapatan herkesin yüzlerini açarak polise göstermesi yetkisi verildiğini de açıkladı. İşçi Partisi lideri Ed Miliband ise son olayların hükümetin polis sayısını indirime gitme planının ne kadar yanlış olduğunu gösterdiğini söyledi. Son olayların ardından 10 bin polis takviyesiyle Londra'daki polis sayısı 16 bine çıkartıldı. Polisler hafta sonunda görev yapacak. Şu ana dek ülke genelinde 1500 kişi gözaltına alındı ve tutuklamalar sürüyor. Hükümet olaylara karışan herkesi yargı önüne çıkarmakta kararlı. Londra, Manchester ve Batı Midlands'taki mahkemeler dün gece boyunca açık kaldı. Yeah.